Türk'ten herkese merhaba. Ben Emir Hepoğlu. Yeni bir Sahil Sohbetleri programında birlikteyiz. Bugünkü konuklarım Pınar Hotiç ve Hande Kazanova. Az sonra birlikteyiz. Vallahi kuvvetle muhtemel son zamanların en şanslı adamıyım. Neden? Sizin gibi iki çok güzel hanımefendi ve çok başarılı hanımefendiyle birlikte program yapmak. Böyle nazar boncuğu mu desem, ne desem, muska mı yazdırsam? Ve ay, işin keyifli, diğer bir keyifli yanı Hande Hanım'la ciddi bir hukukumuz var. Yani bayağı bir görüşüyoruz. Evet. Geçen sene çok ciddi aynen vakit geçirdik. Sizinle iki gündür vakit geçirdik ve tanıma fırsatını yakaladım. Çok mutluyum ben bu arada. Her ben ikinizle de program yapmaktan. Nasılsınız, iyi misiniz? Bomba. Bomba. Evet, bugün bombaları gördük. Birazdan konuşacağız. Siz nasılsınız Hande Hanım? Iyiyim. Ayağınızın tozuyla geldiniz. Vallahi yani... İstanbul çok soğuktu. Onu soracaktım. İstanbul soğuk dediler ama ne kadar soğuk? Yani şöyle yağma, söyleyeyim, olmaması gereken bir soğukluktu. Hatta bir ara dedim ki kar yağacak herhalde hani bu dönemde olmasına imkan yok ama hakikaten o kadar soğuktu ama buraya gelince içimizde güller açtı. Evet, hava çok güzel. Evet. Ama şansımız var. Birkaç gün önce burada ciddi rüzgar vardı. Öyle ama tabii güneş vardı ama rüzgara girdiğinizde ısırıyordu falan. Neler yapıyorsunuz? Yeni projeler neler? Yani iş durmadığınızı biliyorum zaten. O ayrı ama bir de sizden duymak. Ya bizim tabii hiçbir zaman bitmeyen bir süreç. Evet. Astroloji dediğin şey az önce Pınar'la da onu konuşuyorduk. Yani devamlı işin ucundan tutman gerekiyor. Bir kere gündemi çok iyi takip etmen lazım. İyi okuman gerekiyor. Kesinlikle. Aynı zamanda her şeyi takip edip gökyüzünü iyi yorumlaman gerekiyor. Bir yerde böyle bırakıp bir gün ay onu yapamadım yok dediğin anda bir şeyler sizin böyle yap boz gibi. Boşluk yok. Arada boşluk olmamalı. Yok, gerçekten yok. Yani hani bazı insanlar tatildir, bayram olur, işte vesaire seyran olur. Bizim her daim onu bile planlıyor olmamız lazım. Bir tatile gidecek olsak bile onları planlıyor olmamız Allah gerekiyor. Olsun. Onların koşturması, işte YouTube kanalım, evet, televizyon programı pazar günleri devam ediyor. Devam ediyor tabii. Çeşitli markalarla çalışıyorum. Onlarla çeşitli programlarım marka var. Marka işbirliklerim var. Hilton'la bizimle çalışıyorsunuz. Burası her daim. Çok bir tatlı tane programlarımız var. Biraz sonra bahsedeceğim onlardan. Kesinlikle. Bu sene tekrarlayacağız herhalde. Ah. Değil mi? Ben evet, biliyorum geçen da sene, bilmiyormuş gibi bir daha soruyorum. Biliyorsun dünyada yapılmamış bir şey yaptık. Evet, evet. Ona uzun uzun konuşacağız. Onu uzun uzun konuşacağız. Harika. Kesinlikle. Yalnız biz bu arada program başlayana, kayıt başlayana kadar bir program kaydı kadar konuştuk zaten. Kesinlikle. Sohbet çok keyifliydi. Siz Restart diye bir programınız var. Sizden de duymak istiyorum. Restart neyi kapsıyor? Hı-hı. Bir de içerisinde birçok isim de var aslında. Hı-hı. Doktorlar. Evet. Stand-upçı. Evet, çok enteresan. Evet. Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Aslında Restart benim son 4-5 yıllık emeğimin ürünü diyebiliriz. Pek çok şey yapıyorum bir yandan ama Restart bunun insanlarla, ihtiyacı olanlarla buluşturduğum, aslında biraz buluşturucu oluyorum evet orada. Biraz da bir araya getirici oluyorum. Kendimi biraz öyle şey yapıyorum aslında. Öyle öyle geldi. Evet. Dedim ki yani bunu aktarmam lazım ve bir konsept yarattım. Bütüncül sağlığa dair şeylerle, hekimlerle ve uzmanları bir araya getirdiğim, evet, bilim odaklı aslında. Bir araya getirdiğim ruh, beden, zihin ihtiyaçları altında çok çok değerli isimleri bir araya getirdiğim, aynı zamanda içine benim bence olması gereken deneyimleri de koyduğum çok özel, çok VIP bir program aslında bu Restart. Hem buluştuğumuz, hem konuşmaların olduğu, hem workshopların olduğu, hem de gerçekten insanların ceplerine bir şeyleri koyup eve dönerken sürdürülebilir bir şekilde hayatlarına katabilecekleri uygulamaların da olduğu böyle çok güzel, çok sıcacık, çok samimi, muhteşem apoletlerin çıktığı ve aslında kravatların kenara konduğu. Aynen, apoletlerin çıktığı ve gerçekten herkesin samimi bir şekilde orada anda olduğu, aldığı bilgileri bir program. Muhteşem. Çok keyifli, çok elinize keyifli sağlık benim için. Bütüncül sağlık ya da bütünsel sağlık. Hı hı. Bu İkisi. Son zamanlarda ikisi aynı şey herhalde. Evet, evet. Ama öyle tanımlanıyor. Hı hı. Tam neyi kapsıyor? Hı hı. Ben çok merak ediyorum. Hani okuduklarımdan ya da işte deneyimliyorum, otellerde görüyorum ya da başka programlarda. Neyi kapsıyor aslında? Hı hı.
Ya şöyle, aslında bu biraz bu terimler hep yurt dışından gelen terimler. Özellikle Amerika, Batı terimleri. Benim hikayem de biraz öyle başladı aslında. Bunun bir okuluna gittim. Uzun yıllar, bir 25 senelik bir reklamcılık ve iletişim kariyeri, evet. Yöneticilik, girişimcilik kariyeri üzerine. İşte daha önce çok büyük ajanslarda çalıştım. Sonra kendi ajansımı kurdum. 10 sene kendi ajansımı yönettim, kreatif ajansımı. Türkiye'deki herhalde çok markayla çalıştım. Ya yani elimden geçmeyen marka kalmadı diyebilirim. Çok iyi ekiplerle çalıştım. Çok ödüller aldım. Yani böyle en güzel, hani reklamcılığın en altın çağlarını yaşadım. Ama bir yerinde içimden bir ses hep bu tarafta bir şeyler yapmam gerektiğini söylüyordu. Ve o sesi pek bastırıyordum aslında. Uzun zaman bastırdım. Hatta o kurumsal hayatta çalıştığım dönemde bence bedenimle, ruhumla da bağlantıda, daha az bir bağlantıdaydım. Ve artık dedim ki yani bunun aslında birazcık çok klişe olacak ama kendimi iyileştirmek, kendimle ilgili boşlukları doldurmak için aslında bu yola girdim. Öyle başladı. Evet, ve bir okula yazıldım. Dedim ki ya bunun bir şey var mı, bir okulu var mı? Orada da kız kardeşim devreye girdi. Çünkü kendisi 30 yıldır Santa Barbara'da yaşıyor. Ben de onun yanına gide gele dedim ki ya burada bir şeyler oluyor. Burada esenlik diye bir şey var. Bir kavram, bir well-being kavramı var. Denemeye başladım bir takım şeyleri. İşte mesela Türkiye'de şimdi işte kolajen var yıllardır. Ben 30 sene önce kolajen kullanmaya başladım. Veya işte probiyotikler var. Ben 20 sene önce probiyotik kullanmaya başladım. Aslında biraz bu içten dışa hikayesi hep öyle başladı. Bütüncül sağlıkta aslında şu, çok kısaca. Sağlık sadece iyi beslenmek veya işte yoga yapmak değil. Çok bütüncül bir hikaye. Yani sen sabahtan akşama kadar brokoli ye ama senin eşinle olan ilişkinde problem varsa veya işinde mutsuzsan veya gerçekten baktığında hayatında iyi gitmeyen bir takım şeyler varsa veya fiziksel olarak zincirli bir halka, fiziksel olarak kendini rahatlatacak şeyler bulamıyorsan veya stresini yönetmeyi beceremiyorsan, outletlerin yoksa aslında sen sağlıklı değilsin. Günün sonunda. Yani evet, günü kurtarıyorsun ama hani sağlıklı bir birey olamıyorsun. Olamıyorsun. O yüzden hani ben bunun biraz Türkiye'de farkındalığını yaymak adına aslında bu işlere başladım. Öyle de devam Güzel ediyor. Güzel bir misyon yüklenmişsiniz. Evet, inşallah faydam olsun. Önümüzdeki ay herhalde bir programınız var. Evet, hem de burada. Evet, hem de burada. Evet, birincisini Çeşme'de yapmıştım. Aynen. İkincisini burada yapıyorum. Ander Hanım'ı da davet ediyor muyuz? Keşke. Başımın üstünde çünkü hem öğrenir hem biz ondan öğreniriz. Kesinlikle. Evet. Ben hiç dayanamayacağım o meteor yağmuru altında astrolojik sohbetleri bir dinlemek istiyoruz sizden. Sizin de mutlaka onu deneyimlemeniz gerekiyor. Evet, kesin. Ve bence değil Türkiye'de, yemin ediyorum dünyada ilk. Evet, yok kesin, böyle bir konsept. Kesin. İlk fırsatta. Çok çok başarılı bir şeyim zaten. Evet. Buyur efendim. Ya geçen sene 14-18 Ağustos'ta meteor yağmurlarının en görüldüğü bir geceyi seçtik. En fazla görüldüğü gece. Evet. Perşembe gecesiydi sanıyorum. Bayağı bir çalıştık. Hangi gece gözükecek? Ne kadar, hangi açıdan gözükecek? Emek ne var. Kadar az ışık olması lazım? Çok keyifliydi ama. Yani çok güzel bir konserin ardından herkes böyle sahile gitti. İşte içkilerini alanlar, içeceklerini alanlar sahilde çok relax bir ortam içerisinde. Harika. Ve bütün burçların önümüzdeki dönem neler yaşayacağına dair birkaç kelime, hem bu coğrafyayla ilgili Hüseyin Çağlar İnce ile beraber inanılmaz böyle bilgilendirmeyle, hemen arkasından da her bir burca çok da güzel böyle müzikler hazırladık. Ay harika. Elementlere göre kokteyl hazırladık. Elementlere göre kokteyllerimiz vardı. Her burcun bir şarkısı vardı. Evet. Ve önlerindeki dönemi, özellikle 2022'de ne bekliyor onları, bunlarla bağlantılıydı o şarkılar. Ve herkes çok coştu. Hem aynı zamanda inanılmaz bir görsel şölen altında. Biz bunu gerçekleştirdik ve dedik ki niye her zaman yapmıyoruz? Evet. Her sene çünkü böyle bir durum oluyor zaten. Ki altın soru buydu zaten. Bunun belli bir zamanı var mı? Belli bir zamanı tabii var. Tabii tabii. Yine Ağustos ayında, yani 14-18 Ağustos tarihlerinde ağırlıklı olarak görülüyor gökyüzünde. Yine 14-18 Ağustos tarihi arasında bir gün belirleyeceğiz. Ve o günde yine en meteorun görülebileceği zamanda bunu yapmayı düşünüyoruz. Tamam. Ben sana geleceğim, sen de bana geleceksin. Oradayım. Kesin. Sonuçta ikiniz de bana geliyorsunuz. Kesin. Evet. Toplamda. Tamam, harikulade. Tamam, çok buradayız. Şanslıyım. Allah'ım. Süper.
Süper. Ve bu arada otelin diğer outletlerinde yukarıda hiç kimse kalmamıştı. Herkes sahildeydi. Yani Ruslar gelip ne oluyor burada deyip diğer yabancılar evet, yabancı ve onlar katıldılar. Geldi, ne oluyor burada diye bir kısım İngilizce anons da yaptık tabii burada ne olduğunu da bilgilendirdik insan ama çok keyifliydi. O Sufizm, o davul çalan neydi? O vardı. Ha, evet. Tam ortada onlarla insanları topladık aslında. Çok bir güzel bir vardı. Sanatçımız vardı. Enstrümanın adını hatırlamıyorum ama muhteşemdi. Hmm. Ve konuşma devam ederken o da siz hani çok derinden... Özel bir davul o. Evet, onunla davulla, beraber. Arkadan size destek ama muhteşemdi. Videoları var göstereyim ben size. Tamam, süper. Kesin. Yok, ben kendim deneyimleyeceğim. Siz bugün yani bir şey istiyorum. Deneyimlediniz zaten. Nasıl? Kano deneyimlediniz. Ha evet, bugün. Evet, harikaydı. Evet. Sea kayaking. Sea kayak ama deniz kanosu Türkçe. Evet, Türkçesi. Deniz kanosu. Güzel bir deneyimdi bir defa. Şimdi dengeli olman gereken bir deneyim. Yani kayağın içinde oturuyorsun. İşte elinde küreklerim var, pedallar var. Bir de etek gibi bir şey var. Bir de böyle özel bir aparatı var onun. Evet. İşte o eteği giyiyorsun, eteği bağlıyorsun ki su gelmesin sana falan diye. Başta böyle kolaymış gibi gözüküyor ama inanılmaz bir denge ve tabii inanılmaz bir doğa içinde. Ben şey hissettim, yani bir defa çok küçük olduğumu hissettim. Yani doğanın içinde ne denir, vulnerable, korumasız, kırılgan, her şey olabilir. Hayat gibi aslında ve o iç dengeyi, o da hayat gibi. Evet. O dengeyi nasıl sağlarım diye biraz böyle zihnimle hani şey yaptıktan sonra dedim ki bırak zihnini falan, bırak, bütünleş. Ondan sonra çok daha rahatladım çok ve çok güzel bir deneyimdi. Otel biliyorsunuz Dalaman'da denizin buluştuğu noktada, kilometrelerce evet, yukarı baraja inanılmaz kadar bir, inanılmaz bir gidiliyor. Deneyim. Ve sabah gün doğumunda ki bunu yapacağım. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim, muhteşem oluyor gün doğumunda. Evet, kesin. Doğa uyanıyor, kuşlar ötmeye başlıyor. Çeşitli burada kuş sulak alan dedikleri evet, şey var. Kuş cinsi çok fazla var. Kuş var. Balıkçım var. Adını hatırlamadım. Balıklar atlıyor. Evet. Çok overdose doğal. Yani meditasyon yapmak isteyen herkese çok tavsiye ederim. Gerçekten her şeyi unutuyorsun. Programınıza eklenebilir. Sadece var evet, zaten. Var, evet. Sadece o anı düşünüyorsun. Anda kalmak adına işte bu uçuşan zihni de dinginleştirmek adına bence harika bir şey. Müthiş, müthiş. Sizinle geçen sene, bende görüntüleri var da izin almadığım için kullanmadım. Sizin elektrikli bisikletlerle ilgili bir deneyiminiz güzeldi. Var. O da evet. Acayip bir şey. Ben de çok seviyorum. Ama elektrikli bisikletlerin hiçbir tanesinin boyu bana uygun değil. O yüzden kullanamıyorum. Kısa adam olunca böyle... Biz senin yerine kullanıyoruz. Hanımlar için olan var bir tane, onu kullanıyorum. Ama çok keyifli. Onu bu sene inşallah geldiğinizde bir daha deneyelim derim. Evet, yeni evet. Yeni modellerimiz geldi çünkü. İnanılmaz doğada. Ve doğaya çıkıyoruz onlarla. Tur yapıyoruz karşıdaki tepelere kadar. Motosiklet değil, bisiklet değil. Evet, çok güzel. Ama deneyimlemeden bilemiyorsunuz tabii. Hande Hanım çünkü bayağı 1,5 saat falan otelin içerisinde. Ben de ilk böyle tedirginlikle hani çok hızlı gider mi vesaire çok güvenli olduğunu gördüm. Ve çok daha az çaba sarf ederek ama aynı zamanda bisikletin o vermiş olduğu hazzı, o tadı da alarak kesinlikle. Çok keyifli. Çok keyifliydi. Ama buranın en büyük özelliği o zaten. Yani bence tatil sadece işte aman tatil planlayalım, hadi gidelim denize girelim, oturalım şezlongumuzda değil. Hani hayat öyle ki işte yeri gelecek sabah erken kalkacaksınız, o doğanın içerisinde olacaksınız. Yeri gelecek işte böyle bisiklet turları yapacaksınız, çeşitli aksiyonlar olması gerekiyor. Aslında tatil anlayışı da değişti. Kesinlikle. Yani bu bağlamda otellerdeki entertainment anlayışı da nispeten değişiyor. Bu tarz güzel etkinlikler, aktiviteler koyduğunuzda bambaşka bir şey sunmuş oluyorsunuz konuklarınıza. Evet, kesinlikle. Ya şey de çok önemli. Mesela yeme içme de sağlıklı, alternatiflerin olması. İşte mesela glutensiz bir bölüm var, vegan bir bölüm eklemişler. Onlar da çok önemli. Çünkü beslenme hakikaten çok önemli. Kesinlikle. Yani her şeyin başı aslında. Sağlıklı bir beden için beslenme çok çok önemli. Kesinlikle. Tek başına yeterli asla değil ama En önemlilerden bir tanesi. Çok önemli. Bir de şey çok güzel. Geniş alan olduğu için yani buranın hakikaten doğası çok güzel ayrı.
Eskiden şey vardı, bir dizi vardı, Cennet Adası diye. Tatü vardı, uçak. Ben bugün onu, ben öyle hissettim çünkü helikopterler geçiyor bir yandan. Çok severdim, evet. Evet ve böyle hem istediğin zaman aksiyonun içindesin, hem de mesela alıp kitabını okuyacağın yüzlerce köşe var. O çok güzel bir şey. Cennet Adası'na bayılıyordum. Evet, İyi hatırlar. Ben de çok severim. Benim tatil şeyim o. İdolüm yani. Güzel. Cennet Adası. Muhtemelen sakin. Küçükken de istiyordum. Çok ben güzel. Cennet Adam olsun diye. İnşallah onu da nasip eder ama. İnşallah. İnşallah. Ne güzel vallahi. Bol bol şey yaparız. Kamp. İnşallah. Değil mi? Biz beraber bayağı bir etkinlik yapacağız öyle gözüküyor. Burçlardan bahsedelim mi biraz? Hadi edelim. Edelim vallahi. Edelim. Hadi ne edelim. İstiyorsun? Koç, ne bilmek ben istiyorsun? Kendimden ne yapacaksın? Koç'u ne istiyorsun mesela? Böyle koç anlatma diyorsun. Evet. Şöyle söyleyelim o zaman. Bir kere Mayıs ayı aslında 2022 yılında önemli değişimlere gebe olacak aylardan bir tanesi. Mayıs'la beraber hayatımızda bir takım şeyler değişmeye başlıyor. Bir kere Jüpiter Koç burcuna geçecek. Ve o yüzden de hem böyle tutulmalar hayatımızda hızlı olayları getirecek. Hızlı, ani, beklenmedik olayları getirecek. Ama bir yandan da Jüpiter Koç bize cesaret verecek. Çünkü Koç burcu cesur bir burçtur. Öyle. Hani girişimcilik, özgüven, cesaret, başkasını düşünmeden hareket etme. Biraz herkese bu pandemiden dolayı gelmiş olabilir. Bu savaştan dolayı, evet. Bu sıkışmışlık hissi vesaire. Biraz daha böyle herkesin kendi girişimlerinde cesur hissedeceği, hızlı adımlarla gideceği bir dönem. Ama biraz bencilliğimizin de artacağı, evet, bir dönem. Bunu da söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum. Hani tabii ki bunu engellemek bizim elimizde, insanlığın elinde ama hani maalesef bazen hani de. Bazen de bunların da yaşanması gerekiyor. O yüzden o zaman bütün burçlar üzerinden bu Jüpiter geçişini ve bir böyle tutulmalara bir bakalım istersen, bakalım. Olur mu? Çok güzel olur. Tutulma şu demek aslında. Tutulma çok uzun zamandır istediğimiz ama bir türlü yapmadığımız, yapmaktan korktuğumuz, hasır altı ettiğimiz, görmezden geldiğimiz konuları çat diye hayat senin için yapıyor gibi düşünelim. O yüzden de ben hep derim ki danışanlarıma, hayat yapmadan sen yap. Sen yap. Eğer değişim geldiyse, onu hissediyorsan, lazım. Artık bir şey seni rahatsız ediyorsa o değişime gidiyorsun zaten. Çünkü senin yapacağın değişimle, istekli bir değişimle, hayatın sana dayatacağı bir değişim farklıdır. Wow. O yüzden de tutulmalardan korkmayalım aslında. Açık olmamız gerekiyor. Sadece işte diyoruz ya, Allah'ım işte ben bu işi hiç sevmiyorum ya. Bu ayaklarım geri geri gidiyor. Ben bu işe gitmek istemiyorum diyoruz. Tak tutulma oluyor. İşten seni atıyorlar. Kör ölüyor. Badem gözlü oluyor. Gitti işim, vah işim, öldü. Ama sen bunu istedin zaten. Sen oraya mutlu değildin. Dur bakalım, belki çok daha iyi bir şey geliyor karşına. İşte tutulma bu. O yüzden kimse korkmasın. Tam tersi. İlla her tutulmada bir olay yaşayacağız demek değil. O tutulmaların dereceleri var. Senin haritanda bir gezegen tetikliyorsa ancak o zaman devreye girer onun etkisi. O yüzden de aslında bir farkındalık zamanı tutulma. Güzel. O farkındalığı nasıl böyle alabilirim hayatı? Aynen öyle. Şimdi gelelim koçlara. Koçlar, evet, için şahane bir dönem başlıyor. Sert. Sert. Oradan da böyle. Koç ve yükselen koçlar, bir kere hayatınızda 12 yılda bir gelen şanslı bir döngü. Bütün yaz boyunca. Yeni bir sayfa, yani bu sayfaya ne yazmak istiyorsanız bunun ilk ayak sesleri geliyor. Geldi. Tutulmalar da para alanında. Hızlı, ani, beklenmedik para kazançları. Çok yalnız. Gelirse. Geldiği gibi. Gelirse, haber vermezsen şu tatlı cici arkadaşlarına yemek ısmarlamazsan. Mesajı aldım. Sen mesajı aldın, kayıt aldın. Kayıttayız. Dediğim gibi tutulmalar bu alanda özellikle 6 ay boyunca maddi konular, hızlı gelirler vesaire, bunlarla ilgili olacak sevgili koçlar. Boğalara geçtiğimizde boğalar için çok önemli bir yıl içerisindeler. Çünkü bütün tutulma aksları boğa ve akrep aksında. Demek ki boğalar, akrepler hayatlarında önemli değişimlerin olduğu bir yıla doğru gidiyorlar. Ama bu değişimler onları korkutmasın, sadece biraz hayatın akışına kendilerini bıraksınlar. Özellikle 30 Nisan'a yakın doğan boğalar ve 16 Mayıs'a yakın doğan boğaların hayatında bu sene unutamayacakları bir yıl olacak. Bu tarihlere dikkat. Evet, bu tarihlere, evet, dikkat. Bu tarihlere dikkat. Aynı zamanda ne olacak boğaların hayatında? Bir kere maneviyatlarını arttırdıkları, yurt dışı ayağının da açık olduğu bir dönem olacak. Şansı buradan alacaklar. İkizlere geldiğimizde, böyle kısa kısa geçiyorum ki, evet, hani vakit anlamında. Bunlar kısa kısa bile çok değerli, çok müthiş. Hap bilgiler. Aynen. Not edin.
İşte İkizler Burcu çevre değişimlerine çok açık bir sene. Sosyal çevrelerinden yana şans ve fırsatları çok yüksek bir dönem. Yurt dışı ayakları çok aktif olduğu için mesela yurt dışına yerleşme, yurt dışıyla bağlantılı işler yapma, aynı zamanda işte bu çevre değişimleri, iş değişimleri vesaire bunları çok güzel kapsıyor. Tutulma aksı onların biraz kadersel alanlarında. Bu da şu anlama geliyor. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Aa. Hayatlarında bir değişim, bir dönüşüm olacak. Ama ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Bir kere kötü alışkanlıkları varsa bunu geride bırakmaları gereken bir dönem. Aynı zamanda sağlıklarına ekstra özen göstermeleri gereken bir dönem. Ve tabii ki hayatın akışına kendilerini bırakırlarsa aslında çok da zorlanmayacakları bir dönem. Bu kadar. Zaten ben ikizlerden çok umutluyum. İkizlere geçmeden... Çünkü adaptasyonu yüksek bir burç olduğu için bir şekilde adapte olur. Kısa bir araya gidebilir miyiz? Hadi gidelim. Kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. En son yengeçte mi kalmıştık? Yengeçte kaldık. Okey, devam edebilir miyiz? Şimdi yengeçler öyle bir dönemdeler ki 2022 yılında, özellikle yükselen yengeçler, hayatlarını yeniden keşfettikleri ve kendilerini çok geliştirdikleri bir dönemdeler. Çok. Yengeçler. Ve o kadar farklı insanlardan, kültürlerden beslendikleri bir süreçteler ki, hayatta ilk defa kendi amaçlarını buldukları bir süreç. Bunu nereye aktaracaklar? 11 Mayıs'tan sonra kariyerlerini aktarıyorlar. Restart. Restart. O da geliyor. O da bir o. Ve 2023 yılında da kariyerde en şanslı burç yengeçler. Yengeç. Bunun ilk ayak seslerini 11 Mayıs'tan Ekim'in sonuna kadar alabilirler. Çok 2023 güzel. Yılının ilk ayları itibariyle yaz aylarına kadar çok şanslı bir dönemde olacak ki şansı bol olsun. Ben olacağını çok canı gönülden biliyorum. İnanılmaz güzel kariyerler. Çok güzel. Zaten çevre değişimleri çok önemli. Mesela tutulmaları arkadaşlık ve sosyal çevre alanlarında yaşıyor sevgili yengeçler. Demek ki mesela onların hayatında olmayabilir ama arkadaşlarının ya da sosyal çevrelerindeki insanların hayatında çok önemli değişiklikler olmuştur geçtiğimiz senelerde. Onların yaşadığı bazı dalgalanmalar, çalkantılar. Evet, oldu. Gerçekten hayatı sorgulamalarına ve çevre değişikliklerine neden olmuştur. Ve onlar da zaten değişime hazırlar. O yüzden şimdi, yengeçler için gayet güzel bir çok güzel. Süreç. Harika. Sayın yengeçler. Evet, harika. Aslan ve yükselen aslanlar içinse tutulmalar kariyer aksında. Önemli değişimler var. Kariyerde mutlu olmadıkları, istemedikleri, sıkıntı içerisinde oldukları konuları tamamlayacakları bir dönem. Hızlı gelişmeler kariyer alanında. Ama ilişkilerden yana bir buçuk yıldan beri zorlandıkları bir süreçti. Evet. Sevgili aslanların bu noktada ilişkileri yeniden yapılandırdılar. Toparlanma sürecine mi giriyorlar? Evet, ilişkilerinden beklentilerini gördüler daha doğrusu. Şimdi Jüpiter'in Koç burcuna geçmesi aslanlara çok yarayacak. Bir kere aslanlar bavullarını hazır tutsunlar, bu yaz çok gezecekler. Wow. Çok maşallah. Dolaşacaklar. Böyle çat orada çat burada böyle süpürge gibi kendilerini iyi hissedecekler yani. Çok iyi. Şimdi Başaklara geldiğimizde Başaklar için özellikle mesela yılın ilk yarısında ilişkiler, ortaklı işler, önemli anlaşmalar yapabilirler Başak burçları. Ve bu anlaşmaların sonucunda da güzel para kazançları olabilir. Çünkü Jüpiter para alanına geçiyor. Hep şanslıyız. Eşten ve partnerden yana da şansları kuvvetli olacak. Ne onun güzel. Mesela geliri artabilir bu dönem çok içerisinde. Hoş. Hayır demeyiz. Bir de onların özellikle başlatacağı bir eğitim programı. Aynı zamanda seyahat ya da nasıl diyeyim yabancı insanların da işin içerisinde olduğu önemli işler, planlar bunlar çok onların hayatında önemli açılımlara çok neden güzel. Olacak. Bu sene tutulmalar boğa ve akrep aksında olduğu için bütün toprak elementleri olumlu etkileniyor. Yani boğalar, oğlaklar ve başaklar çok olumlu etkileniyorlar. O yüzden bu çok tutulmaları güzel. Hayatlarına güzel bir şekilde tutulmaları alsınlar. Tutulmaları not ettik. Harika. Kesinlikle. Hiç böyle düşünmemiştim. Tutulmalar evet. dostumuz. Evet. Tutulmalar dostumuz doğru. Böyle düşünelim. Çünkü öğrenmeye çok açık. Çünkü evet. gerçekten hani farkındalığı yüksek olan insanlar böyle bakıyor kesinlikle. Hayata. Kesinlikle katılıyorum. Terazilere geldiğimizde teraziler için ilişkiler ve evlilikle ilgili konular çok ön planda. Mesela ilişkilerden yana şansları olabilir. Mesela bekar teraziler varsa bu sene bekar teraziler özellikle yaz döneminde aradıkları aşkı bulabilirler. Bekar kalmayacaklar. Bekar kalmayacaklar. Hani sayın evli terazi. Olanlar benim gibi eşten yana şanslı olacaklar. Evet. Onun hayatında güzel açılımlar olabilir. Çok güzel. Onunla beraber gezebilirler. Ortaklaşa iş yapabilirler.
hangi alanda yaşayacaklar tutulmaları? Para, ortak para alanında yaşayacaklar. Mesela bir borçla, bir ödemeyle uğraşmak durumunda kalabilirler ya da bir kredinin altına girebilirler bu dönem içerisinde. Ama ne yaparlarsa yapsınlar sonuçta parayla ilgili konularda aslında bir anlamda da şanslılar, bunu da söyleyelim sevgili terazilere. Onların adına da çok seviniyoruz. Aynen. Akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde ise özellikle akrepler için çok çalışacakları bir dönem. Mesela yaz aylarında daha aşka, keyfe yer ayırmak isterlerken tam tersi çalışmak durumunda kalabilirler. Çünkü iş hayatlarında başlarını kaşıyacak vakitleri olmayabilir. Ama bu onların özellikle kafasına gelen fikirleri hayata geçirme isteğinden kaynaklı. Bu güzel ve verimli bir çalışma olacak onlar güzel için. Tutulmalar yer değişikliği konusunda akreplerin hayatını hızlandıracak. Mesela önemli bir taşınma, başka bir şehre ya da ülkeye gitme ya da önemli ortaklıklar, evlilikler ya da bununla ilgili konu ve olaylar hızlı gelişmeler altında olacaklar. Yalnız bu sene burçların hiçbirinde boş yok. Evet, hepsi çok şanslı. Evet, hepsi bence bu sene çok da keyifli artık bu pandemiden sonra biraz rahatlıyoruz yani. Her birimizin farklı alanda şansları var. Evet. Bu da çok keyifli. Çok sevindim. Yaylar. Evet, yaylar. Sayın yaylar. Yaylara aşk var. Onlar da yaz şanslı döneminde valla havada aşk kokusu var. Havada aşk kokusu var. Gezsinler, dolaşsınlar, kendilerini dışarıya atsınlar, sanatsal ve kreatif işlerle uğraşsınlar, eğitime başlasınlar, hobilerine eğilsinler. Çocuk isteyenler çocuk yapsınlar. İnşallah. Burası çok keyifli bir ev. Çok keyifli. Bir de burası spekülatif para alanı. Yani sonuçta mesela borsada yatırım yapmak istiyordur. Emtialar vardır. Bitcoin vesaire. Tutulma zamanı bir dikkat etsinler ama dikkat etsinler. Hani buralarda çok rahat yapabilirler. Özellikle bunu söyleyebiliriz yaylara. Yaylara tutulma sadece ve sadece sağlıklarına ekstra dikkat etmeleri gerektiğini söylüyor. Bir ikizlere, bir yay burcuna bunu, bu uyarıyı yapmak durumundayız. Ama onun dışında her şey rahat akacak yaylar için. Süper. Çok güzel. Oğlaklara geldiğimizde ise oğlaklar için ev alma zamanı, emlakla ilgili girişimlerden yana şansları çok kuvvetli. Çok cesur hissedecekler çok kendileri. Mesela bir arsa, bir arazi, bir emlak alım, satım, kiralama, yer değişikliği, başka bir yerde çok yaşama güzel isteği. Bunlarla ilgili konular aktif olacak yaz döneminde. Ve tabii ki tutulmalar oğlak ve yükselen oğlaklara aşk getirebilir. Hızlı bir şekilde getirebilir. Hızlı bir şekilde ya da aşklarıyla ilgili önemli kararlar alabilir. Ya da çocuk haberi gündeme düşebilir. Düşebilir. Çok güzel. Hiçbir burçta şey yok. Abi, hep biliyorum. Ama şu ana kadar hepsi arada çok iyi gidiyor. Çünkü çok uzun zamandır yani bu pandemiyle beraber evet, hem Jüpiter hem Satürn hem tutulmalar hep aynı akslardaydı. Ve biz hep aynı şeyleri söylemek durumunda kalıyorduk. Şimdi tutulma alanında bir şeyler olsa bile burada Jüpiter olay farklı değişti bir alandan onu evet destekleyebiliyor. Yani kimine işte aşk alanında tutulma var diyoruz. Kimine de diyoruz ki Jüpiter aşktan geçiyor, buradan yana şanslı diyoruz. Yaşasın tutulmalar. Tutulmaları çok seviyoruz. Bak nasıl, bak nasıl sevdirdim tutulmaları. Ben de bayıldım tutulmalara. Hiç böyle bakmamıştım tutulmaları. Kovalar için girişim zamanı. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, dijital platformlar, bunlarla ilgili alanda başlatmak istedikleri ne varsa bu yaz bunlardan yana çok şanslı olacaklar. Bir kere yakın çevrelerinde, akrabalar, kardeşlerin hayatında güzel gelişmeler olabilir sevgili kovaların hayatında. Tutulmaları aile alanında alıyorlar. Yani anne, baba, ebeveynler ya da kendi kurdukları aile, ev hayatında hızlı değişimler. İşte burada direnç göstermemeleri gerekiyor. Burada hayatın akışına kendilerini bırakmalarını gerekiyor. Dört tane sabit burcumuz var. Bunlar boğa, aslan, akrep ve kova. Bu burcun insanları değişimi sevmez. Maalesef de tutulmalar bu alanlarda olduğu için bu burçlara da diyor ki sen sevsen de sevmesen de ben bu değişiklikler olacak. Olacak, şansın yok. Ya seve seve ya öpe öpe. Öpe öpe. O yüzden de o yüzden ısrarla diyorum hem kovalara hem boğalara hem aslanlara hem akreplere bırakın hayatın akışına kendini. Her değişiklikle vardır bir hayır. Bunu yapanlar kurtaracak. Aynen, böyle bir ferahlama geldi. Bir şey soracağım. Normalde biz kendi burcumuzu mu okumamız gerekiyor? Yoksa yükselen burcumuzu mu? Yoksa ikisini birden mi okumamız gerekiyor? Şimdi eğer yükselen burcumuzu biliyorsak, doğum saatimizle belirleniyor yükselen burcumuz. İlk etapta yükselen burcumuzu okumamız gerekiyor. Çünkü bütün döngü yükselen burca göre belirleniyor. Gezegenlerin geçişi yükselen burca göre belirlendiği için. Ama yükselen burcumuzu bilmiyorsak ana burcumuz üzerinden gidebiliriz. Yani ikisini de biliyorsak önce yükselen burcumuzu okuyalım, sonra ana burcumuzu okuyalım. Bazen ikisinde çelişkili şeyler söyleyebiliriz. O zaman yükselen burcumuzu baz alacağız. Ben bunu bilmiyordum, evet.
öğrendik valla. Bayağı bir aydınlandık. Evet. Son balıklar şu an bekliyor bizden. Yükselelim. Balıkları da söyleyelim. Şimdi balıklar için çok para kazanacakları bir yaz. Çünkü Jüpiter para alanlarına geliyor. Şimdi Koç'ta tutulmalar para alanında. Bu sene herkes para kazanacak. Hani bankalar. Şimdi Koç'ta tutulmalar para alanında. Evet. Bu ne demek? Aniden para gelebilir ama aniden bir yere gidebilir. Gidebilir. Ama Jüpiter para alanından geçerken öyle değil işte. Değil. Şans, bolluk, bereket parada. Yani kazancın artar, bolluğun, bereketin yüksek olur. İyi kazanırsın. Yine söylüyorum. Yine söylüyorum. Şimdi peki balıklara da söyleyeyim. Yani iyi kazanacaklar sonbahar aylarına kadar zaten şanslı dönemlerindeydi. Bu dönem attıkları adımların karşılığını çok net görecekler. Tutulmalara baktığımızda balıkların yakın çevrelerinde önemli olaylar olabilir, hassas olaylar olabilir. Bu da ne demek? Akrabalar, kardeşler, kuzenler ya da iletişim halinde olduğu kim varsa, yakın dostlar. Bu alanlarda hızlı olaylara açık olsunlar ya da belki kardeşlerin hayatında yaşanacak bir olaya onlar da şahitlik edecek ve onlarla beraber bu değişimi hayatlarına alacaklar. Çok güzel. Hande Hanım ne kadar güzel anlatıyor değil mi? Çok. Şimdi astroloji dinlemek var. Bu çok ama hakim konuya tabii. Hem de çok güzel. Ses tonu da çok güzel. Kendi de çok güzel. Evet. Süper. Biz mutluyuz. Geçiyor, anlıyoruz yani. Anlattığı şeyler çok güzel. Çok. Şimdi size bir sorum geçiyor. Daha var. Benim anlamak istediğim. İçeriğini biraz ben araştırdım ama pozitif aging leader. Kimdir, ne iş yapar? Yani şöyle, pozitif aging leader aslında Türkiye'de olmayan bir kavram. Evet. Onu ilk ben kullandım. Bütün aslında bu bütünsel sağlık yolculuğuna girdikten sonra aslında iş sağlıkla başladı ama aslında bunun arkasında bir güç, kadınları güçlendirme misyonu olan bir şey günün sonunda. Aslında herkese faydam olsun istiyorum ama daha çok benim odağım kadınlar. Daha doğrusu kadınlar öyle gelişti iş. Ben her kadının her yaşta içten dışa canlı, güçlü, sağlıklı ve güzel hissetmeleri için aslında bir rehberlik yapmak istiyorum. Yapıyorum. Yapmak istiyorum derken öyle başladı iş. Bu bir metodolojiye döndü sonrasında. İşte bunun arkasında eğitimler var. Tamamen kendinize özgü bir konsept yarattınız. Evet. Yani biraz mi? Öyle oldu. Aslında hem buluşturucuyum, evet. Hem ilham veriyorum, hem içerik paylaşıyorum. Şimdi hem yeni videolar gelecek, belki bir podcast olacak bununla ilgili. Hem bu ekosistemi, bütüncül sağlığın ekosistemini kullanarak hem insanlara bu büyük yelpazede bilgi vermek, yani yaşının en iyisi olabilmek çok mümkün. Ben şeye inanmıyorum, anti-aging denen hikayeye. Çünkü anti-aging şu, hani bugün öldük, anti-aging oldu. Anti-aging. Yani bitti. O yüzden aslında anti-aging. Bu biraz antitez. Bana da hep soruyorlar işte, ben de yaşımın en iyisi olmaya çalışan bir kadınım. Bu içten dışa işleyen bir süreç, dıştan içe değil. Bunu çok üstüne basarak, yani dışarıdan sadece güzel olmak veya bir takım müdahaleler yaptırmak çok güzel. Hani isteyen yaptırabilir. Ama içten dışa başlamazsa hikaye, bu kalp güzelliğinden bahsetmiyorum. Hı-hı. O tabii ki çok önemli. O başka. Ama gerçekten konu. İçten dışa fizyolojik, biyolojik, kronolojik olarak hani bunların hepsini bütüncül olarak alıp işte yediğine, içtiğine, ne düşündüğüne, kimle vakit geçirdiğine, kimle ilişkide bulunduğuna, kimlerle konuştuğuna, nasıl uyuduğuna, ne okuduğuna, ağzından çıkan söze kadar aslında bütüncül bir hikaye. Ben aslında bu süreçte işte ikinci, ben second act diyorum, bu 50 yaşından sonraki hikaye, ikinci perde. Bu sene 50. yaş olacak. Ve bunu da gururla söylüyorum. Genelde kadınlar pek söylemeyi tercih etmiyorlar. Ben bunun da değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Çünkü yaş sadece bir sayı. Sayı, evet. Sen ona ne anlam yüklersen aslında yaş almak bir ayrıcalık. Bugün sabah uyandığımızda bizim gibi şanslı olmayan çok insan var. Değil mi? Nefes alamayan ve o nefesle uyanamayan. O yüzden ben her anın, her yaşın kutlamaya değer olduğunu düşünüyorum. Oo, ve çok güzel. Artık hani bu anlamda kadınlara da güç vermek adına, biraz motive etmek adına, ben biraz ilham olabilmek adına
pek çok şey yapıyorum. Yani aslında biraz yıllarca şunu hissettim. Hep ruh, beden, zihin yarıştı. Kurumsal hayatta da, başka zamanlarda da hep böyle bir... ama bu dönem ruh, beden, zihin barışına geçtiğimi hissediyorum. Bu çok güzel bir dönem. Evet, yani yarış değil barış diyorum. Bunları yapabilirsek, bu da bilgiyle oluyor. Evet. Ama bilgi şu, bilgiyi bilmek yetmiyor. Bilgiyi uygulayabilirsek eğer, günlük hayatımıza sokabilirsek, belki büyük adımlarla değil, belki ben ona mikro adımlar diyorum, belki küçücük adımlarla dahi her gün bir şey, her ay bir şey bile değiştirsek bilinçli bir şekilde aslında hayatımızda çok güzel şeyler oluyor. O yüzden doğru ehil insanları, ehil markaları belki, iyi doğru bilgileri takip etmek burada çok önemli. Çünkü çok çöplük de var. Bunu nereden takip edecekler? Sizin programınıza katılmasalar bile web sitenizden ya da başka evet, bir YouTube kanalınız var mı? Şu anda Instagram aktif. Evet, Instagram web sitesim, aktif. Web sitem hazırlanıyor. Sanırım bir buçuk ay sonra sanki hazırlanacak. Sanki bu program bir kitap ister gibi. Değil mi? İnşallah bir hayalim var. İnşallah bir hayalim var. Evet, ileride. Bir felsefe yaratmışsınız siz burada. Evet, ileride belki bir YouTube kanalı olabilir. Yani çok şimdi güzel. Bir ekibimle bunları konuşuyoruz. Ben çok de gece güzel. Gündüz bunlara kafa yoruyorum. İnşallah. Güzel şeyler olsun. Hande Hanım, sinema, tiyatro, televizyon, evet. Diziler, tiyatro var değil mi? Tiyatro da var. Vardı. Televizyon programcılığı, yapımcılık, birçok şey var. Hı-hı. Ama astroloji hayatınızda hep vardı. Hep vardı, onu biliyorum. Evet. Ama hani merak edenler için söylüyorum, sonradan olan bir şey değil. Mesleğinizdeki kırılma noktası. Yani bu kadar çok şeyin arasında Hande Kazanova ne zaman gerçekten kendini fark etti ve Hande Kazanova oldu? Sert sorum oldu. Değil. Yok, güzel çok soru aslında. Güzel kırılma noktaları var hayatımda. Her var. Zaman var. O kırılma noktaları zaten geriye dönüp baktığında evet. Aslında görüyorsun. Yani hayatın işleyişine dair ne kadar büyük bir mucize olduğunu o kırılma noktalarından anlıyorsun. Evet. Her şeyden habersiz misin zannediyorsun ama o dönem aslında habersiz değil de farkında olmadan değil o mi? Bilinçaltında bazı evet. Seçimleri yaptığını görüyorsun. Yani bir kere 99 yılı benim hayatımda büyük bir kırılmadır. Hmm. 17 Ağustos depremi. Çünkü 17 Ağustos depreminden önce bir tutunma vardı ve ben o zamanlar kendi kendime astroloji öğreniyordum ve Türkiye haritası üzerinde çok hı-hı. Önemli bir şey olacağını söylemiştim. Ev arkadaşımla beraber yaşıyorduk. Ben İstanbul Üniversitesi okumak için gelmiştim İstanbul'a. Ve orada ne olacağını tabii ki bilemiyorum ama böyle de işte bir şeyler olacak ama Türkiye için çok büyük, zor bir şey olacak ve biz ülkece biraz sıkıntı çekeceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl iyi değil vesaire diye konuştuğumu hatırlıyorum. Ve gerçekten 11 Ağustos'taki o güneş tutulmasının hemen ardından 7 gün sonra o depremin olması beni çok etkiledi. Dedim ki benim bunun eğitimini ehil yerden almam lazım. Çok daha fazla üstüne düşmem gerekiyor. Kendi kendine çalışmakla olmaz. Mesela benim bir kırılma noktam orasıdır. Odur. İkinci kırılma noktam hayatta şansı kendisi yarattığına inanırım insanın. Yani ben şansı bekleyen insanların aslında... kendilerine yazık ettiklerini düşünenlerdenim. Evet. Şans eylemi sever. Ben Kurtlar Vadisi bittikten sonraki dönemde o dönem çok fazla üzerimize oturdu Kurtlar Vadisi evet. Ve bize hiçbir yerden iş gelmiyor ve benim hani bir şekilde paramı kazanmam lazım ve eğitimlerimi yeni bitirmişim astrolojide 2006 yılı ve çok sevdiğim kulakları çınlasın Çağla Kalafat çok da iyi evet. Bir evet. Hakikaten gazetecidir, araştırmacıdır, yazardır. Çağla'yı aradım ve bir mesaj çektim. O mu sizi aradı, siz mi aradınız? Ben aradım. Daha önce bunu sizden dinlemiştim galiba. Evet, siz evet, aradınız. Ben aradım. Aha. Ve bir bayramdı. Çağla'yı aradım. Nasılsın Çağla'cığım? Ne yapıyorsun? Ne yazdım? Ben böyle konuşuyordum. Ya dedim böyle dedim yani hani iş yok, bir şey yok bilmem ne. Aa Çağla dedi ki Hande'cim sen dedi astroloji yaptın hani. Evet. Eğitimini aldın dedi. Ben dedi Yeni Aktüel Dergisi'nin dedi. Aa, evet. Hani editörü. Dergisi. Evet. Oranın başındaki editör de Selçuk Tepeli şu an Fox Ana Haber'i evet. Sunuyor. Onların hepsi benim patronumdu. Çok, çok tatlı. Ne kadar güzel. Ve dedi ki ya bizim dedi astroloji sayfalarımızı hazırla. Zaten hani biri var ama dedi hani biz dedi böyle normal bir şey yapmak istemiyoruz. Dedim ki değişik bir şey yapalım. Ayın hallerini aldık, gündeme oturttuk, wow. farklı. Hani 2006 yılında o zamanlar yoktu Türkiye'de böyle şeyler ve farklı iki tane ve üç yıl orada yazdığım yazı bana Habertürk'ün kapılarını açtı. Aa, çok güzel. Bence bunlar çok kırılma noktaları hayatındayız. Çok. Ve önemli kırılma noktaları. Çok önemli kırılma süper. Noktaları. Çok seviyorum.
Yani sizin yüzden, adınıza çok güzel olmuş. Ya daha çok vardır. Yani eşimle evlenmem de kırılma noktam. Hepsi bir kırılma noktası ama bunlar çok keyifli. Sizin çok keyifli bir tavus kuşu hikayeniz var. Ya evet. Daha önce dinlemiştim. Enteresan. Onu duyabilir miyiz? Pınar Hanım'la. Pınar'cığım biz Tasos'a gittik. Tasos Adası'na gittik. Evet. Orada Makriamos Mungalos çok sevdiğim bir yer benim. Orada kalıyoruz ama orası da çok doğanın içerisinde. Her gün gidiyoruz. Çok seviyorum ben hayvanları. Eşim de çok seviyor. İşte gidiyoruz orada hayvanları besliyoruz. Orada da tavus kuşlarını bırakıyorlar. Tavus kuşları böyle bungalovların arasında geliyor kaldığın yerlerde. Ve artık o kadar alışmışlar ki o kadar güzel zarif hayvan geliyor. Tok 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 vuruyor kapıya. Artık bisküvi, o, bu, ne varsa çatır çutur giriyor. Ahaliden birisi olmuş. Bayağı evcil. Yani seni kovalıyor. Arkandan gidiyor. Garip garip sesler çıkartıyor. Biz de son gün böyle gittik orada ve biz her gün ona ben bisküvi veriyorum. Saçımı o sırada tarıyorum, giyiniyorum, hazırlanıyorum vesaire. Son gün ya dedim ki çok alıştım hayvana. Hani 7 gün oldu, 8 gün oldu. Ay dedim çok üzülüyorum. Ayrılacağımıza. Son bir iki bisküvi vereyim dedim. Bence mucize gibi bir şeydi yani. Bence de mucize yani. Boş bir onu yedi. Şey değil. Evet. Şöyle böyle bir yani çok da anlamlandırmak istemiyorum. Hani deli demesinler diye. Döndü şöyle baktı. Şöyle bir hareket yaptı. Tık 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 dedi. Zınk diye bir şey fırlattı ve eve götürdüm ben onu. O tüylerinden bir tanesini, hediye bizim, vermiş. Balkona attı. O geldiği yere attı. Ben böyle bize teşekkür etti, bize teşekkür etti yani. Evet, seviyorum böyle tatlı şeyleri. Tavus kuşu fenomeni. Tabii tabii, arabanın arkasında böyle. Ha, çok duruyor güzel. Mu hala? Evet, evde duruyor, başka şeyde duruyor. Ve o çok uğur getirdi bana, ben öyle düşünüyorum. Yo, ben, 2012-2013 yılıydı anlamlı, çünkü. Çok anlamlı. Çok güzeldi. Hiç tatil anınız var mı ya da otelde yaşadığınız enteresan bir anı? Bizim vardır. Havalimanında vardır, otelde vardır. Çok var. Yani düşününce ama eşimin bana yaptığı bir sürpriz var. Süper. Sürprizlere evet, bayılırız. Evet, biz yeni evlenmiştik. İkinci veya üçüncü senemiz, yılbaşı. Normalde dışarıda geçirmeyi çok tercih etmiyoruz evde ama evet. O sefer dışarı çıkmıştık bir şekilde. Ve işte eve döneceğiz. İşte kutlandı, işte bir saat geçti falan zaten hani bir sürü... oluyor dışarıda gereksiz bir sürü hikaye oluyor falan. Bana dedi ki abi eve dönmeyelim dedi. Gel dedim senle bir yere ama saat gece 2:30 falan. Yani artık böyle yani geçmiş. Yine bir Hilton. Yine bir Hilton. Biz gittik 2:30'da. Eşim dedi ki kral dairesi boş mu dedi. Ben de böyle şaşkınlıkla bakıyorum. Hiç öyle bir adam değil çünkü. Allah Allah falan. Boş dedi adamcağız. Biz dedik yapmak istiyoruz, kalmak istiyoruz falan. Ondan sonra ne kadar şu kadar, o kadar olmaz dedi. Bu saatten sonra kimse gelmez bu otele dedi. Kral dairesi boş kalacağım dedi. Biz şu fiyata kalalım mı? Yani güzeldi bir şey. Olmaz olmaz dedi. Sonra olur dedi. Aa, çok güzel. Sonra biz çıktık. Biz bütün hayatımda görmek güzel kral dairelerinden bir tanesi gerçekten. Saklambaç oynadık. Yani bayağı saklambaç oynanacak şekilde büyüklükte ve çok nasıl eğlendik. Yani çocuklar gibi eğlendiğimiz bir yılbaşı. Yani eğlendik, güldük, kutladık, bir sürü şey yaptık ve o günü hiç unutamıyorum o geceyi. Hatta geçen gün eşim bana hatırlattı ya. Dedim ki uzundur yapmıyorsun sen böyle bir şey. Bir aradan bir 10 sene geçti aynen farkında değil mısın dedim. O çok güzel bir şeydi. Yani çok güzel keyifliymiş. Bir sürpriz oldu. Çok da keyifliydi. Şimdi bomba soruyu sorayım. Hiç yaz aşkınız oldu mu? Yaz aşkı. Tatil, küçükken olmuştur. Otel tabii ki. İşte, küçükken kesin gençken olmuştur. Kumburgaz'a tatile gittiğimizde çeşmeye evet gençken olmuştur. Çünkü benim annemin Alanya'da çok uzun yıllar restoranları vardı. Biz de yazın kız kardeşim de işte okul bittikten sonra onun yanına yardıma giderdik. 4-5 tane restoranı vardı. Yani böyle büyüttü işleri orada. İstanbul'dan gittikten sonra. Orada vardı bir tane. Biraz platonik başladı falan ama sonra biraz konuştuk. Küçüğüz o zaman da. Bak şimdi hatırladım. Bir yaz aşkı. Olmaz mı? Yazlık da mutlaka vardır. Olmaz mı? Olur yani. Küçükken oluyordu. 93 Miss Turkey miydi? Miss Turkey ne zamandı sizin? 93. Evet. Siz de 91 Türkiye bizi. 91 bende. Güzel bir eşleşme olmuş aslında. Evet. Çalışsak. Evet.
Evet. Ama işte bu bak sen Hande de ben de mesela kariyerimizi güzellik ve ona getirecektim ilişki, konuyu ben de, ilişkilendirmeyen ender insanlardınız kesinlikle aslında. Kesinlikle katılıyorum. Tabii seçimle alakalı bir şey. Ama siz yaptığınız işlerden hepsinde de başarılı oldunuz. Çok güzel şeyler yaptınız. Yeni şeyler yapmaya devam ediyorsunuz. Hiç durmuyorsunuz. Enerjiniz bitmiyor maşallah. Annem de bunu söylerdi. Hani kızım hep aklını kullan, güzelliğini kullanma işte. Derler ki duvara yaslanma duvar çöker. Ağaca yaslanma ağaç kurur. Of. İnsana yaslanma insan ölür. Çok güzel. O yüzden bu hayatta aslında tekiz. Ama çok güzel tabii ki eşlerimiz var, sevdiklerimiz var, onlarla bir aradayız. Ama o yatağa yattığımızda yine de eşimiz bile olsa onun ne düşündüğünü bilemezsin. Sen kendi bakış açından her şeye bakıyorsun. O yüzden önce kendimiz. Çok sevdim bu sözü. O yüzden hani belki herkesin de hoşuna gider bunu söylemek istedim. O yüzden kendimize güvenmek. Duvara yaslanma. Duvar çöker. Ağaca yaslanma. Ağaç kurur. Kurur. İnsana yaslanma. İnsana yaslanma. İnsan ölür. Çok iyi. Felsefe. Felsefe. Derin aslında. Evet, evet. Çok iyi. Çok sevdim. O yüzden bence çok özel bir döneme gidiyor dünya. Hı-hı. Dişil enerjinin çok yükseldiği bir döneme gidiyor. Çok yaratıcılığın, başka insanları anlamanın, bütünleşmenin bir dönemine gidiyoruz. Ben tabii ki naçizane kendimce bakış açım. Aslında bütüncül tıp dedikleri ya da bütünsel tıp aslında bizim daha önceden bilip unuttuklarımız. Evet. Bir anlamda. Evet. Yani işte anneannelerimizden ya da daha önceki Anadolu'dan gelen bazı bilgilerin hepsinin olduğunu görüyoruz zaten. Ama onlar işte gelişen tıpla beraber çok daha farklı bir noktaya gitmiş, daha insandan böyle bir fayda etme noktasına dönmüş. İşte çok değerli insanların çok değerli girişimleriyle bunları hatırlayacağız, bunları bileceğiz ve bunu yolu açılacak. Evet. İş hastalık tedavi etmekten hastalık önlemeye doğru gitti ve şu anda üçüncü faz uzun yaşam, longevity dediğimiz. Hatta şöyle söyleniyor ki araştırmalara göre. 2023 sonrası doğan çocukların ortalama yaşı 100 olacak. Yani ortalama yaşı. Yani bu 130'a kadar rahatça bir, bu sağlıklı bir yaşlanmadan bahsediyoruz bu arada. Ve şu anda dünyada yapılan bütün epigenetik çalışmaları yaşı da reverse ettiklerini, hatta geçen gün çok güzel bir haber var. İngiltere'deki Bebenham galiba, üniversitenin adını yanlış söylemeyeyim. Çok iyi üniversitelerden bir tanesinde 53 yaşındaki bir kadını uzun bir çalışmadan sonra, aslında uzun dediğim yine kısa bir çalışma şeye göre hani bakarsak bu işlerin etkisine, 53 yaşındaki bir kadının önce cildinden başladılar, 30 yaş gerilettiler ve 23 yaşındaki cildine sahip ölümsüzlüğe oldular. Doğru gidiyorlar. Şu anda organlara başlıyorlar. Organların çünkü içeriden gitmesi lazım ama önce ciltte denediler. Surface'de. Cildimiz en büyük organımız burada yaşayan, nefes alan. Orada denediler ve inanılmaz bir sonuç aldılar. Yani hem çok umut verici pek çok açıdan hem de tabii biraz düşündürücü noktalar ama tıp çok hızlı ilerliyor. Kesinlikle. Burada da aslında herkesin kendi içindeki, ben hep şey diyorum yani bu kişisel bir yolculuk, herkesin kendi yolculuğu. Kimse kimsenin parmak izimiz kadar ayrıyız, biriciyiz. Ne ben ona benziyorum, ne o bana benziyor. Ne bana zehir olan şey ona faydalı olabilir. Ona faydalı olan şey senin zehrin olabilir. Yani kimse kimsenin tedavisini veya yolunu almamalı. Herkesin kendi gerçeğinde, kendi hayat gerçeğinde, kendi özüne uygun bulduğu zaman aslında bu iş işliyor. Yani benimsemesi lazım. İşte böyle mış gibi yapınca olmuyor zaten. İşte mış gibi yapınca işte 3 günlük diyetler, 5 günlük diyetlerle kalıyoruz. 5 günlük yogalarla kalınıyor. Yani orada gerçekten herkesin kendi iç dengesine göre, iç düzenine göre, kendi gerçeğine göre o yolu bir şekilde bulması lazım. Bunun için de doğru kaynakları takip etmesi lazım. Doğru. Ne uyuyorsa onu alması lazım. Ne kadar ekonomik olarak yeterliyse onu alması lazım ama bir yerden başlaması lazım. Asıl mevzu da bu. Çünkü olay şu, biz hepimiz çok güzel bilgiler biliyoruz. Bilgi çok güzel bir güç ama farkındalık da yetmiyor. Farkındalığın aslında iyi yaşam dediğin şey farkındalığın aktif süreci. Evet. Sen bunu hayatına uygulamaya başladığında
İş değişmeye başlıyor. Yalnız ne kadar dolu dolu program oldu. Çok aydınlandık keyifli, resmen. İzleyici evet, de aydınlandı. Çok doğru ama kesinlikle. Çok keyifliydi. Siz çok güzelsiniz. Program çok güzeldi. Demin de dediğim gibi müthiş aydınlandık. Çok derin bilgiler vardı. Çok keyifliydi. Burçlar çok iyiydi. Aging. Pozitif aging. Pozitif aging. Sağlık. Kesinlikle kitaba gidin. Sizin var mı kitap projeniz? Var. Var mı? Ne zaman? Hangi yıl? Ben de. Tabii ona bakıyoruz şimdi haritasına. Aslında bu bitmek üzere. Bir 3-4 hafta sonra. Maşallah. Bunu kutluyoruz. Evet, inşallah. Müsaadenizle bitiriyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. İnşallah tekrar önümüzdeki ay birlikteyiz. Doğru mu? Aynen. 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 Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere.